İl Genel Meclisi Encümen Üyeleri seçiminde CHP ve MHP arasında yaşanan İl Genel Meclis Başkanlığı krizi gün yüzüne çıktı. 2009 seçimlerinin hemen ardından İl Genel Meclisi'nde birlikte hareket eden CHP ve MHP'nin arasındaki son kriz İl Encümen seçimlerinde yaşandı. CHP'den 3, MHP'den 2 üyenin bugüne kadar İl Encümen üyeliği bulunurken, kapalı oylamayla yapılan son İl Encümen üyeliği seçiminde CHP'den 3, MHP'den 1, AK Parti'den 1 üye encümene seçildi. AK Parti'nin adayına CHP'nin destek vermesi MHP kulislerinde sıkıntı yarattı. Encümen üyeliklerine CHP grubundan Fahri Çetin, Necmettin Ünüvar, Cahit Kaya, MHP grubundan Ahmet Akşit, AK Parti grubundansa Kadir Mutlu seçildi. İl Encümen üyeliği seçimlerini değerlendiren MHP İl Genel Meclis üyesi Adil Gökçen, CHP'nin başlattığı İl Genel Meclis Başkanlığı tartışmalarının encümen seçimlerine de yansıdığını belirterek, CHP'nin samimi davranmadığını savundu. Valla şimdi 4 seneden beri böyle CHP'nin güzel bir koalisyon vardı. Ama 2-2 olayı son 15 günden beri basında da gündemde de çok büyük bir tartışmalara yer verildi. Ama ben burada şuna kısaca ifade etmek istiyorum. Sayın CHP İl Başkanı basın açıklamasında protokol yok ortada. Bir sözlü eski il başkanımızdan beraber 2 artı 2 son bir senesinde seçim de yok. Kanunda yeri de yok. Buna rağmen devamlı gündemi taşıdılar ve bugün de kimin samimi olduğu olmadığı meydana çıktı. Yani CHP bugün samimi Evet. davranmadı mı sence? Efendim? CHP bugün samimi davranmadı mı? CHP bugün samimi davranmadı. Çünkü CHP'den bugün yani şunu söyleyeyim, Milliyetçi Hareket Partisi'nden burada koalisyon ortağı olduğumuz için bunun devam etmesi süresinde komisyon çalışmalarında görmüş olduğunuz komisyon seçimlerinde de birlik beraberlik içerisinde olsun diye aynı isimlerde mantık kalındı. Encümende de görüşüldü. 3 sizden 2 bizden ama burada verilen sözler yerine gelmedi. Yerine gelmedi ama biz hala daha diretiyorlarsa siz sözünüzde durmadınız. 2 sene biz, 2 sene siz. Ama seçim yok. Kanunen seçim yok. Diyelim ki ilk sene biz 2 sene yapabilirdik. Onlar 3 sene yapabilirdi ama onlar da olsa peki istifa edecekler miydi? Ben bunları soruyorum. Üzüldüm. Çünkü 4 seneden beri burada birlik beraberlik içerisinde çok güzel bir çalışmalar yaptık. Son 1 sene içerisinde CHP'nin içindeki sıkıntıları, kendi aralarındaki sıkıntılarına bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerine oyun oynayaraktan AKP'den 3-5 oy alaraktan kiminle ne yaptığı burada basının huzurunda, sizlerin huzurunda da oylamada gördüğünüz gibi meydana çıkmış oldu. İl Encümen seçimlerinde yaşanan bu anlaşmazlığa MHP, İl Genel Meclisi Başkan Vekilliği seçimlerinde karşılık verdi. CHP'den istifa eden Meclis 1. Başkan Vekili Kazım Er'in yerine MHP, AK Parti adayı Metin Akar'ı destekleyerek Meclis 1. Başkan Vekilliği görevine seçilmesini sağladı.